Bir kısım insanlar hepsini kabul edecek diye bir kaydı yok. Bazıları yüz çevirecekler. Ali Bey'in şuurunu taşıyacaksak, e, canlı tutmamız gereken en büyük hasiyet nedir bizim iç, e, dünyamızda? Şefkattir. Yani ümmete karşı şefkat içerisinde olmak. 40 liraya fiyattan değil mi? Yalnız birkaç tanesi kazandığını müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler diyor. Müslüman bir coğrafya burası yani. Başka bir yerden bahsetmiyor ya. Yani. Böyle dehşetli bir tahribat ve böyle bir dehşetli tahribatın neticesinin etkileri hala bizde de işte maalesef gözüküyor yani. O yüzden karşımızdaki büyük bir yangının farkındalığını her daim yakalamamız lazım. Yani kime dünya açılıyorsa maalesef hizmet sahasında da dini yaşantıları bunu herkes mutlaka müşahede eder. O adam ahiret kapıları yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. İmkanlar arttıkça kalite düşmeye başlıyor. Yani yan gelip Osman bir dönüm bostan şeklinde ne maddi ve ne de manevi bir terakki olmuyor. Dolayısıyla e, manevi alibetten olacaksak, manevi alibette hizmet imani ve Kur'an'ı, işte hıfzı din ve hizmet imaniye bulunacaksak, evet yolumuz içerisinde böyle zorlukların olacağını bileceğiz. Bütün bu zorluklar bizim gücümüzün artması, o yüklenen ağırlığı kaldırmak noktasında bir idmanı e, Rabbani hükmünde olacak yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. İhale bize kaldı. Aslında da biliyordum böyle olacağını. Dedim ki Hasan namazı camide kıl. Tam dedim böyle 9'u 5 geçe gir derse böylece rahat edersin. Hadi dedim biraz erken geleyim kitap okuyayım. Neyse. Ee, Cenab-ı Hak kısmetimiz böyle mi? Kısmetiniz böyleymiş. <laughs> <laughs> Ali Bey hakkında bir yer, yer okumak istiyorum. E, malumunuz Muharrem ayındayız. Muharrem ayı e, içerisinde 10 tane peygamberin celale bir imtihandan cemale bir elhamdülillah lütfa mazhar olduğu ay. Eyüp Aleyhisselam'ın mesela yaralanan iyileşmesi, Nuh Aleyhisselam'ın işte gemisinin karaya oturması vesaire böyle 10 tane peygamberin ee, ikrama mahzar olmuş olduğu büyük bir celal imtihandan sonra ikrama mahzar olmuş olduğu bir ay. Tabi Muharrem ayının bizim için bir yönü de şu malum Kerbela hadisesi bu ay içerisinde yaşanmış. Hazreti Hüseyin e, radıyallahu anh ve etbahı malum e, işte şehit ediliyor. Tabi Kerbela hadisesinin acısıyla beraber hala etkileri ve öğretileri devam ediyor. Dolayısıyla bu Kerbela hadisesi çok ciddi şekilde anlaşılması, ele alınması gereken bir konu fakat ben bu dersimde bu ayda ile ilgili Risalede geçen paragraflar okumaya çalıştım. Yani alibet nedir? Alibet içerisinde neyi anlamamız lazım? Zahirde alibet deyince efendimiz Ali vesselam'ın lemalarda geçen zahiri alibet tanımı şöyle. Ekrem Aleyhisselatü vesselam giydiği mübarek abasını Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Fatıma radıyallahu an Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu an üstlerine örtmesi ve onlara dua etmesi. Yani alibet deyince bu dört tane zatın ve işte Hazreti Fatıma'dan, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler e, nazara veriliyor. Bazı alimler tabi bunun içerisine Eczacı Tahirat'ı da katıyorlar, hanımları da katıyorlar ama... Genel kabul gören mana Hz. Ali, Hz. Fatıma'dan, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in ondan sonra silisilesinden gelen, ondan sonra hala da günümüze kadar ulaşan soy. Tabi bu nesebi olarak, zahiri alibet manası bu. Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere de seyit deniliyor. Ee, ve Hz. Hasan'ın soyundan gelenler de genel itibariyle aktaplar ümmetin manevi rehberliğini ve inşaat vazifesini görmüşler. Üstad Hazretleri buna menar olarak Hazreti Gavsa Azam'ı nazara veriyor. Tabi Hazreti Gavsa Azam yalnızca değil işte Şah-ı İmam-ı Rabbani gibi zatlar da yine aynı silsileden geliyor. Diğer taraftan da imamlar silsilesinden Hazreti Hüseyin'in şerif, e, şeyh, seyit soyundan gelenler de genelde imamlar olmuş. Bunlar da işte e, menar ismi Zeynel Abidin ifade ediliyor. Caferi Sadık vesaire. Bu iki e, yani şeyden gelen, koldan gelen manevi şey maddi ve manevi alibet hala ümmetin manevi rehberliğini, irşat vazifesini devam etmişler. Dolayısıyla e, nesebi olarak alibet tanımı bu. Fakat e, bizim dünyamızda canlı olması gereken mana nedir dediğimizde e, nesebi olarak alibetten ziyade alibetin şuur düzeyindeki açılım olması lazım. Yani alibet deyince alibetin vasıfları nelerdir? Alibet ne yapar? Ondan sonra alibet şuuru nedir? Çünkü Üstad Hazretleri Risal Nur talebelerini, değil mi? Nur'un çeşitli yerlerinde manevi Ali Beyt'ten olarak ifade ediyor. Hatta hatta kendisine yapılan bir itiraz var. Yani ben Ali Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım diyor. Bir kısım müştehitlerin ve ala alihi ve sabihi duasında seyit olmayan fakat ehli takva bulunanlar o duada dahi diller dediklerinde umumi duada benim de bir hissem bulunmasını ricakane bir tevildir olarak söylüyor. Yani Risale-i Nur talebeleri yapmış oldukları vazife ile ne yapıyor? Aslında Ali Beyt'in ee, bu zamanda vazifesini icra ediyor. Hatta ve hatta Hazreti Hasan'dan sonra kalan işte 6 aylık e, hilafet boşluğunu Risale-i Nur doldurmuş diyor. Ve ondan sonra e, o süreci bu şekilde tamamlanacağı ifade ediliyor. Şimdi bu işin tabi zahir kısmı bir de e, manevi Ali Beyt, ehli beyt, ali beyt, onun şuuru nedir dediğimizde de ben dördüncü lema üzerinden birkaç noktayı nazarı dünyama yakınlaştırdım. Dördüncü lema malum iki tane ayetin tefsiri yapılıyor. Birisi Tevbe Suresi 128-129. ayetti hatırladığım kadarıyla. Bir tanesi de Şura Suresi'ydi. Yani şu ayetler Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhim ma anittum harisun aleykum bil mu'minina rahim. Sizin içinizden öyle peygamber gelmiştir ki diyor. O size karşı çok hırslı, yani burada çok güzel vasıflar var. Harisun, hırslı, e, müminlere karşı raufun rahim, şefkatli, merhametlidir. Yani onun size e, şeye uğramanız, sıkıntıya uğramanız onu çok üzer manasında ifade. Ve fein in tevelle fekul hasbi Allahu la ilahe illahu ve aleyhi tevekkeltü ve rabbil arşil azim. Yani ey peygamber senden yüz sevecek olurlarsa sendeki Allah'tan başka ilah yoktur. O işte arşın sahibidir. E, bunu de diyor. Yani demek ki e, risalet vazifesi ve rahatsız nüvet vazifesini ifade ederken bir kısım insanlar hepsini kabul edecek diye bir kaydı yok. Bazıları yüz çevirecekler. Bize düşen vazife nedir bu noktada? Cenab-ı Hakk'a iltica etmek. Bizim vazifemiz tebliğdir. Kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'a aittir. Ayetten böyle bir mana çıkartabiliriz. Diğer bir ifade ayet kelime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la es'elukum aleyhi ecren illel mevettede fil kurba ayeti. Yani ben sizden bir ücret istemiyorum. Ancak akrabaya yakınlık istiyorum. Yani ayetin tefsiri, manası, kelime manası bu tabii de. Buradaki akrabaya e, muhabbet isteme şeyi de Ali Beyti olan muhabbetimi istiyorum diyor. Yani Ali Beyti'mi sevin diyor. Ali sevmekteki maksat nedir diye. Zaten 4. Lema Minhacı Sünne e, belki de Sünnet-i itikat boyutunda bir tefsiri yapılıyor. 11. Lema'da da e, mirkat sünnedi Sünneli, galiba. O da tatbikat noktasında sünnet-i seniyenin uygulama şeklini nazara veriyor. Çünkü mesela 11. Lema'nın çok iyi anlaşılması lazım. Benim dünyamda çünkü maalesef adab nevinden e, sünnetler esasat yerine geçmiş. Bu zamanda esasat olan sünnet-i maalesef adab yerine geçmiş. Mesela çokça hocaların e, camilerde nazara verdiği sünnetler nedir? Özellikle mesela cuma günü, cuma sünnetleri deyince ne nazara verilir? Gusül abdesti, işte e, şey kullanmak, mis kullanmak, işte e, sen söyle nedir? Misvak kullanmak. Evet doğru bunlar sünnettir. Hiçbir sünnet-i hiçbir meselesi hafife alınmaz. Ama ve lakin adab nebinden sünnet-i sen esasat yerine de koyamazsın. Yani ben hiçbir hocadan maalesef daha duymadım. İşte bugün cumadır camiye gelirken giderken tefekkür edin. Varlık sahasında bakın. Allah'ın rahmet eserlerini müşahede edin. E, bunun üzerine tefekkür edin diye benim daha böyle bir hoca gelmedi. Birisi yapsa gidip elini öpeceğim. Ahtım var yani. Allah razı olsun diyeceğim. Ama ve maalesef genel itibariyle varsa yoksa gusül. Tabi gusül önemli. Yani şey gezmemek adına önemli ama esasatı sünnet-i seniye değil yani. Çünkü esasatı teferat haline getirdiğimizde adab nevindekiler esasat olmaya başlıyor. Mesela lisan nur talebelerinin en çok eleştirildiği noktalarda ki sünnetlere dikkat ederseniz maalesef örfi manada esasat olmuş olan sünnetler yüzünden ciddi bir eleştiri alıyoruz. Aynı mesele bu işin derinliği farklı. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da sünnet-i seni ifade ederken e efali mükellefin diye ifade edilen dinin bütününü çoğu zaman nazara veriyor. Yalnızca bizim bildiğimiz zahiri sünnetlerden bahsetmiyor. Şimdi manevi Ali noktasında ben Ali Beyt'e gösterilen sevgi noktasında çok önemli bir sual var. Sual derken bir ifade var. İkinci nükteden okuyacağım. E, burayı biraz hızlı okuyacağım. Burayı çoğunuz bildiğiniz için nazar vermek istediğim yerler daha farklı. E, Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, külli ve umumi vazife-i nüvvet içinde bazı hususi cüzi maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahiri hale göre o azim şefkati o hususi cüzi maddelere sarf etmesi vazife-i nüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Şimdi bir makamı işgal eden büyük bir zatın yapmış olduğu küçük işlerle çok ciddi şekilde iştigal etmesini insan aklı sığıştıramıyor. Mesela Ali Sattar ve selam levlak levlak lema halaktul efrak sırrına mahsar bir zat. Her an şu huzuru daimide olan bir zatın özellikle şimdi ifade edecek mana bu. Torunlarıyla çok ciddi şekilde mübaşereti, ilgilenmesi, alakadar olması, hatta onları sırtına taşıması, hutbedeyken yanına çıktığında ...onlarla hiç ilişmemesi vesaire. Ya yani bakıyorsun ya bu kadar mı sevilir? Yani Şimdi koca bir peygamber diyorsun Adı Şahit Aleyhisselam. Varlık aleminin yaratılma esbabından bir tanesi. Çok farklı bir boyutta bir zat. Ve o zatın işte sırtında birden birdenbire içeri girdiğinizde Hazreti Hüseyin'i görüyorsunuz, Hazreti Hasan'ı görüyorsunuz. Ve diyor ki sizin ne kadar güzel bineğiniz var diyor yani. Şimdi bu tabii zor. Yani e, çok büyük bir makamda olan bir zatın böyle hususi işlerde bir bahşereti insan aklı, nefsi e, idrakta zorlanıyor. Ee, mesela bunu Kur'an-ı Kerim'den de örnek verebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın sinekten örnek vermesini ne yapıyor müşrikler? Kabullerine koca Cenab-ı Hak, Rabbul Alemin niye sinekten örnek veriyor yani? Bu vere vere sineğin verdi. de işte atıyorum güneş sistemini vesaire tamamını hani, büyüye büyük konuşmak yanaşır. Bakıyorsun sinekten bahsediyor. Akla sığıştıramıyor. Onunla ilgili bir izahlar da var. Yani demek ki şurada biz e, şuna dikkat edeceğiz. E, benim dünyamda mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın e, alemimde o şahsı manevisinin böyle gitgide e, büyümesi, idrakimde anlaşılması e, çok zor bir vazife ifade ediyor. Yani düşünün siz miraca çıkmışsınız. Bir varlığın ulaşabileceği en üst seviyede bir Cenab-ı Hak'la mülaki seviyesinde ulaşıyorsunuz ve dönüyorsunuz. Hazreti aynı şeyle işte yarış yapıyor. Yani rivayetler de var. Şimdi bunu evliler daha iyi anlar. Yani vakıf abiler mazur görsünler. Yani hakayki imaline ciddi meşgul oluyorsunuz ve hanımın sana diyor ki işte ya gel beraber koşalım. Yani böyle <gülüyor> 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 ben neyle uğraşıyorum? Sen neredesin yani? Ya yani şey ediyorsun ben peygamberim. Ya yani babim, şimdi bak hani hakkaik iman ciddi meşgul olunca böyle bir hal olmuştur herkeste. Böyle cüzdi işlere çok takın ediyorsun ya bu değil ya diyorsun. Yani böyle karşı tarafa bir takdir, bir vaziyet ya bende oluyor. Ben bilmiyorum. Siz, belki sizde olmayabilir de oradan oraya iniş çok zor oluyor yani. Ki bizim benimki nedir yani 3-5 satırdan almış olduğumuz bir muhannaç. Düşünün ki bütün varlık alemini adeta saltanat size gezdirilmiş. Çıkabileceğiniz bir varlığın mahlukat seviyesine ulaşabileceği en üst ve son nokta yani. Tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın projesinin tahkike ulaşmış olduğu bir e, yerden. Sen dönüyorsun tekrar varlık sahasında en cüzi işlerle en böyle e, hani sıradan insanlarla Hazreti Ayşe'yi şahsiyetini ayrı tutuyorum da mesela Bedevi geliyor konudan çekiyor diyor ki işte ganimetleri diyor, doğru dağıttın mı? Ha, haklı şey dağıttın mı? Ya <laughs> hiçbir şekilde tevhidde bir şey yok. Aksama yok yani. Hani o orada neyse burada da o yani. Bu idrak çok zor. Hani üstad boş edemiyor. Bütün okul toplansa onun şahsı manevisini diğerini anlayamaz yani. Çok acayip bir şey vaziyet. Şimdi Ali Sayyid torun sevgisi. Şimdi burası da önemli. Tabii Risale-i Nur'un bu zamanda bize vermiş olduğu en büyük ders. Geçen ben e, bir evlilikle ilgili bir şey araştırırken birisi bir şey sormuştu. E, sünnet eseni içerisinde bunun karşılığı nedir diye baktığımda işte çok böyle mahrem olan meseleler bile çok açık şekilde ifade edilmiş. Ali Sayyid hayatı koruma altında değil yani zaten. Çok şeffaf bir hayatı yaşamış. Ama ya şimdi bakıyorsun tabii okuduğun şeyler hemen o risalet vazifesine zahirde böyle şey düşerken lisanunun vermiş olduğu o eğitim hemen bizi alıyor tak şeye götürüyor yani miraca götürüyor. Ondan sonra şahsi e, şahsı maneviye götürüyor. Yara almadan kurtuluyorsun. Alemin bulanmadan kurtuluyorsun. Bugün e, maalesef özellikle ilahiyat e, camiasının veyahut da 3-5 tane hadis okuyup o hadislerden kendince mana çıkaran ondan sonra dinsiz adamların Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gördükleri e, bu beşeri haller içerisinde boğulmasının sebebi şahsı manevileri anlamamasından kaynaklı. Ya ben her zaman söylüyorum zaten din dediğimiz bu hakikatin bir eğitim süreci olduğunu biz unutuyoruz. Şimdi adam alıyor Buhari'den bir kitap okuyor. Ben diyor Teberani'yi okudum, Buhari'yi okudum. E ee, bakıyorsun hakem kesiyor. Şimdi tamam ben o zaman kardiyoloji kitabını okuyayım. Gel bana muayene ol. Kardiyoloji kitabından çok da güzel ben sana ezberlerde söyleyeceğim aort damarı zart damarı zurt damarı bir sürü söyleyeceğim ben sana. Sen bana muayene olur musun? Olmaz. Yani kitabı bir bilgiyi elde etmekle sen o işin ehli olur musun? Olmaz. Hatta buna biraz daha hayat içerisinde örnek verecek olursak fabrikalarda ustabaşı mı daha e, yüksek makamda eğitim almıştır yoksa mühendis mi? Mühendis. Ama mühendisler ustabaşı yapabilir mi? Yapamaz. Niye? Ustabaşı hayat içerisinden onun dersini almış. O kitabı bilgiyi biliyor, o ameli bilgiyi biliyor. Şimdi 3-5 tane hadis kitabı okuyor. Ondan sonra mesela aynı kanuni risale içinde geçerlidir. Mesela sözler medisesinden ciddi eğitim almayan kişi mektubatta 19. mektupta çok ciddi sıkıntı yaşayabilir. Çocuğa bedduasını idrak edemez. Edemez yani. Diyor nasıl çocuğa beddua etmiş yani. Elini kaldıramayacaksın dediğinde işte sağ elle ye. Ben sol elle yeme. Ben sağ elle ye. Ben sağ elle yapamıyorum kaldıramayacaksın dediği meseleyi nasıl o alemine? Orada gayb aşina nazarı göremezsen, Ali Sattı Vesselam'ın makam ailesini göremezsen o vakatlar maalesef yerine oturmaz. O yüzden şimdi Ali Sattı Vesselam'ın torun sevgisiyle ilgili nazara verilen bir nokta nedir? <laughs> Hakikatte o madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsili azimenin hesabına onun mümessiline fevkalade emniyet verilmiş. Yani Ali Sattı Vesselam torun severken benim babamın torunları sevdiği gibi veyahut da işte torunlar olanlar için söylüyorum. Öyle bir sevgiden bahsedilmez. Yani evet o bizim içimizden biridir. Ayetin ifadesi. Evet o beşerdir. Eyvallah. Ama şimdi beşeriyetin hayvaniyet mertebesinden de aşağıda yaşayan bir hayat sahibiyim ben. Onun beşeriyetiyle benim beşeriyetim aynı olamaz. Onun beşeriyetinde mutlaka ve mutlaka nübüvvetin cilveleri, nübüvvetin tezahürleri vardır. İn huve illa vahyun yuha. Ayetin ifadesi o diyor vahiy üzerine konuşur. Ali sallallahu ve senin benim gibi öyle benceleri ondan sonra ifrat tefritleri yoktur. Haddi vasatta sırat-ı müstakimden hiçbir zaman ayrılmamış. Bak çok zordur bu ya. Yani mesela kahkaha atmamış. Ama somurtmamış da yani. Hem çok cömert olmuş hem iktisatlı olmuş. Ya çok zor yapamazsınız ya. Ya cömertsiniz ya iktisatlısınızdır ya. Biz ne yapıyoruz? de fazla harcayabiliyoruz bazen yani. Hem cemaat olacaksın hem iktisatlı olacaksın. Müminlere şefkatli olacaksın. Döncen ondan sonra savaş şey, meydanında da kılıcı sallayacaksın. Adamı öldüreceksin. Öldürmüş. Ya bütün bu dengeyi muhafaza etmek o kuvve-i şey ve kuvve-i gada ve kuvve-i akli dediğimiz ana üç tane e, kuvvenin haddi vasatına gitmesiyle olur. Ya burada bu da çok zordu. O yüzden e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hay hayatında ciddi bir şekilde böyle baktığımızda şu manayı görmemiz lazım. Diyor ki nokta risalesinde muvaffak bir nazar. Kainatın her zerresinin her halinden vücudu saniye. Bak burası geliyor şimdi. Hem peygamberin her bir hal, kal ve fiilinden sıdkı nüvvetin şu, an, şu anı görür. Her hal ve kal ve fiilinden sıdkı nüvvetin şu anı görür diyor. Muvaffak bir nazar. Şimdi muvaffak bir nazarın torun sevgisi üzerinde risaletin e, sen söyle tereşatını görmesini bize nazar verecek, 4 dördüncü şeyde ikinci nüktede. Diyor ki mesela Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı yüklerinde gösterdikleri fevkalde şefkat ve emniyet azime yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Belki vazife-i nübüvvetin bir hayti nuranesinin bir ucu, veraset-i nebevinin gayet emniyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fiil istesi Evet Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan radıyallahu anh Kemal-i Şekvat'inden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh'ın teselsül eden nurani nesli mübarekinden gavsa azam olan Şah-ı Geylani gibi 80 yıl maneviyata terakki etmiş olan bir zattan bahsediyoruz. 80 yıl terakki etmiş maneviyatta. Yerdeyken İsrafil aleyhisselamın heykelini müşahede ediyor. Terakkiye bak yani. Bir tane bir gün böyle atıyla gidiyor Abdülkadir Gelen Hazretleri. Bir tane sarhoş da demiş ki öyle mi Abdülkadir demiş be. Bu dünyada yani cenneti yaşıyorsun demiş be. Aa, keyfin gelinde diyor. O da aşağı iniyor. Gel diyor buraya ondan sonra. Cübbesini böyle yapıyor. Bak diyor bakayım şuraya. Sağ cübbesini kaldırıyor. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin cennetteki makamı gözüküyor orada. O adam tabii şaşırıyor. Şimdi öteki tarafı kaldırıyor sol tarafı. Bak diyor buradan. Adam bakıyor, o adamın cehennemdeki vaziyetini görüyor. Kendi vaziyetini cehennemde görüyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki, hangimiz diyor, cennette yaşıyormuşuz diyor. Tamam <laughs> hangimiz de <diyor, cennetteymiş> gerçekten? <laughs> Abdülkadir gelen hazretlerin cennetteki makamını görünce burası nasıl cehennem oluyor? Adamın cehennemdeki vaziyeti görünce burası adama cennet oluyor. Diyor hangimiz cennette yaşıyoruz? Ya böyle bir büyük zat yani Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Tabi bizim arkamızda da e, sen söyle dedik elhamdülillah. Nebetler nöbetler bir e, başımızda bir üstad hükmünde duruyor. Manevi irtibatımız var. Çok mehdi misal veresey nübüvvet hamile şeriat şeriat Ahmedi yani sallallahu olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın başını öpmüş. Burasını düşündüm ben bulamadım. Abiler e, mana biliyorsa Hazreti Hasan'ın başını öpmesi, Hazreti Hüseyin'in boynunu öpmesi. O zatların istikbalde edecekleri hizmete kutsiyeleri nazar nübetle görüp takdir ve istisan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hz. Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hz. Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalde emniyetli, emniyet ve şefkat Hz. Hüseyin radıyallahu anh silsili nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin ve Caferi Sadık gibi eğimi alişan hakiki veresi nebeviye gibi pek çok Mehdi misal zevatı nuraniyenin namına din-i İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş kemali şefkat ve emniyetini göstermiş. Yani demek ki Aleyhisselatü Vesselam Ali Beytime muhabbet edin derken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i severken yapmış oldukları muamele, muamele öyle benim işte dedim babamın torun sevgisi gibi bizim zahiri beşeri seviyedeki çoğun e, çoğu olan bir sevgiden değil. Aleyhisselatü Vesselam bu zatların arkasından gelecek olan silsile-i nurhaneyi görmüş. Dolayısıyla din-i mübin-i İslam manaya harfiyle o iki zata, o işte cennet gençlerine muhabbet göstermiş. Ve onun arkasında ta ki üstada kadar uzanan, değil mi? O silsile-i nuraniyenin, nuraniye bir teşvik var, bir tebrik var. Onları ondan sonra e, bir muhabbet göstergesi olarak ifade edilmiş. Şimdi Ali Beyt'in zahiri manası bu. Bize bakan taraflarıyla birazcık hemhal olduğumuzda, Ali Beyt'in şuuru nedir dediğimizde, dördüncü lemada benim hemen nazarıma çarpan nokta, dördüncü lemanın e, birinci makamının birinci lüktesinde ifade edilen yer. Nedir o? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı kemali şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet rivayeti i ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diye şef, refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş resul Ali Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyet, Rahimiyet gibi bütün esmalarına azami aydarlık yapmış. Bütün peygamberlerin ortak sünneti şefkattır. Yani bütün peygamberlerin ortak sünneti şefkattir. Aleyhisselatü Vesselam bu şefkata en azami noktada masaret göstermiş bir zat. Aleyhisselatü Vesselam. Üstad Hazretleri ne yapıyor? Ee, öncelikle ahireti nazara veriyor. Ahirette ümmeti, ümmeti diyeceğini nazara veriyor. Sonra bunun sağlamasını nereden yapacağız biz? Ayetle itibatlandırdığımızda o zatın bu dünyadayken daha doğar doğmaz ümmeti ümmeti demesi ve 23 senelik hayatı risalet vazifesi hayatı boyunca ümmetine karşı çok hırslı, şefkatli ve merhametli olmasını nazar verdi. Yani bu dünyada böyle olan bir zat, değil mi? Fani, geçici bir hayatta ümmetinin derdiyle bu kadar dertlenen bir zat en böyle ebedi olan alem ahirette ümmetine karşı aynı şefkati daha azami şekilde göstereceğinin en büyük ispatı oluyor. Ha buradan neyi anlayacağız biz? Ee, Ali Beyt'in mümessili olacaksak, manevi Ali olacaksak, Ali Beyt şuurunu taşıyacaksak, e, canlı tutmamız gereken en büyük hasiyet nedir bizim dünyamızda? Şefkattir. Yani ümmete karşı şefkat içerisinde olmak. Yani zaten içinde bulunduğumuz hizmet-i imani ve Kur'an'ı önce nefisten başlayarak sonra değil mi? Elimizden geldiği kadar insanların imanını kurtarmak noktasında ne yapmak? Gayret göstermekte mükellefiz. Bu zamanda bunun en büyük numunesinden bir tanesi Elhamdülillah Üstad Hazretleri e, ne yapmış? Hayatını adeta bu dava uğruna yok etmiş. Yani ümmeti ümmeti diye diyen bir peygamberin Ali Beyti Nebevi'nin şuurunu kendisin bu zamanda bir mümessil olarak ifa etmiş. O da işte e, Risale-i Nur'un neşri zamanında ta işte vefat edene kadar hayatı hep bu şekilde e, sen söyle mücadele geçmiş. Niye bu mücadele yapmış? E, ümmetin evlatları bizler kurtulalım diye. Değil mi? Şeyde diyor ya tahliller kısmında sen diyor şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Bak karşımda müthiş bir yangın var. Bu yangınla ilgili size bir tefekkür paylaşacağım. Onun altını çiziyorum. Alevleri gökleri yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Üstad evli mi? Değil. Evladı yok. Evlenmemiş. Vakti de olmamış zaten. Nereye evlenecek? Hapishaneden kim gelir yani? Ondan sonra evlenmek aksa imkanı da yok ama bak şimdi böyle bir zatın evladım yanıyor diye gerçekten de hani böyle e, şefkatten gelen bir haykırışını görüyoruz. Evladım yanıyordu içinde. Karşında büyük bir yangın var için evladım yanıyor. O yangını söndürmeye imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona tak çarpmış. Ne emniyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçücük bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Şu iki cümleden anlayacağız ki dar düşünceli ve dar görüşlü insanların manevi alibetten olma imkanları yoktur. Yani çünkü dar düşünceli, dar görüşlü insan olursak eğer yani kendine dokanmayan yılan bin yaşasın, kıl beşi, yağışı karıştırma işi şeklinde davasız bir Müslümanlık alibet şuurundan çıkmaz. Şimdi Üstad Hazretleri ümmeti ümmeti kanuniyetini öyle bir yaşamış ki karşıda çok büyük bir yangın var diyerekten o yangını söndürmeye koşmuş. Şimdi bakın geçen e, Emir arkasında bir mektubu biz mütalaa ederken nazarımıza şu çarptı. Üstad Hazretleri'ne soruyorlar. Diyorlar ki sana doğuda şarkı umumi işte vaizliği, mebusluk, işte e, şey köşk versil verdiler. Bir de maaş verdiler. Bunu kabul etseydin ihtilal yüzünden kesilen bakın 100 bin insanın canı kurtulacaktı diyor. Bakın bir seneden beri Gazze'de şu anda ne yapılıyor? Soykırım yapılıyor değil mi? Kaç kişi şehit oldu? 40 bin. 40 bin. Bir sene içerisinde 40 bin. Sırf bir dönemde ihtilal yüzünden 100 bin insan kesildi bu ülkede. Ve kesilenlerin yanında ekilen tohum, yerleştirilen sistemle milyonlarca insan belki devam eden süreçte ahiretlerini kaybediyor, kaybediyorlar. Gazetekiler fani 50-60 senesini kaybediyorlar. Doğru mu? Şehit oluyorlar. Şimdi biz onlara üzülüyoruz. Üzüleceğiz tabii. Yani zaten Müslümanlığın gereksinimi bu. İnsaniyetin de gereksinimi bu. Yani Müslümanımıza gerek yok. Şu andaki o soyu kurma insan olsanız üzülmeniz lazım. Zaten ben o bu icraatlar başladığında Avrupa'daydık, Almanya'da, Hollanda'daydık. Ben çok Alman ve Hollandalı Hristiyan gördüm. Arabalarında Filistin bayrakları falan vardı. Şimdi hala hazırda da elhamdülillah e, ciddi bir insaniyetin uyanışı var. Ama 50-60 senelik bir hayatlarını kaybedip şehit oldular. Ve tabiri caizse ebedi hayatları kurtuldu. Fakat bizim içinde bulunduğumuz üstadın alevleri gökleri yükseliyor diye ifade etmiş olduğu yangın karşısında 100 bin insan şehit edildi de biz şu anda onlar şehit ama biz maalesef neslimizle beraber belki telef olacağız. Bakın ne kadar büyük bir yangın var karşımızda yani. İçinde evlatlarımız bizim hadi üstadın evladı yoktu manevi olarak bizim de dertleniyordu ben kendi adıma konuşayım fakirin 5 tane emanet var. Tamam işte yeğenlerimiz var, sizin de yeğenleriniz var, akrabayı talikatınız var, her şeyi bırakın. Müslüman kardeşlerimiz var. Yani gelecek nesillerimiz var ve bu insan bu nesiller belki içinde biz de dahil olmak üzere belki ahireti kaybetmekle te kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız yani. Ne dehşetli bir ondan sonra tahribat var ve biz bunun farkında değiliz. Yani ağlamamız gereken çoğu zaman kendi halimizken, kendi evlatlarımızken biz bunu unutuyoruz. Ondan sonra meseleyi dışa taşıyoruz. Tamam mı? da ağlayalım ama öncelikle kendi evimizin yani kapımızın önünü süpürmemiz lazım olduğunu farkında olmamız lazım çok dehşetli bir ondan sonra tahribat var. Ben bunu yazdım bir yerde sonra dediler ki abi çok fazla olmadı milyonlar diyor ondan sonra insan diyor aletini kaybetmişler. Ben dedim acaba çok mu attım yani. 40 ve fiyattan diyor yalnızca birkaç tanesi kazandılar diğerleri kaybettiler diyor. Orantıya vurunca dedim o ya az söylemişim yani. 40 ve fiyattan değil mi? Yalnız birkaç tanesi kazandığını müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler diyor. Müslüman bir coğrafya burası yani. Başka bir yerden bahsetmiyor ya. Böyle dehşetli bir tahribat. E böyle bir dehşetli tahribatın neticesinin etkileri hala bizde de işte maalesef gözüküyor yani. O yüzden e, karşımızdaki büyük bir yangının farkındalığını her daim yakalamamız lazım. Abi bir de şey diyorlar da kusura gün ama hani ustada öyle hani itham ediyorlar yani ya, sen kabul etseydin 20-30 senedir hani hmm. kurtulacaktı. hani cevap ben Sıda abisi şey diyor, hani ben onun teklifi kabul etmedim. Yüz binlerce insanın yüz milyonlarca senesini kurtardım. Yoksa teklifi kabul etseydim risale ortaya çıkmayacaktı. Evet. Kabul Tabii yani onun devamında zaten e, onu ifade ediyor. Ama biz onu kaçırıyoruz. Yani şimdi adam diyor ki ya niye bu kadar işte e, şey yapıyorsunuz, işte sallıyorsunuz vesaire. Kardeşim ne yapayım yani e, öveyim mi? Ya böyle büyük bir tahribatın tahribat yapmış ya. Hala etkilerini değil mi? Kıram ya Kur'an'ın çok böyle mucizevi bir ondan sonra e, kerametiyle bu zamanda çok büyük bir tahminat yapmış. Ama bakıyorsunuz dışarıları vesaireler işte fikri olarak insanlar çok ciddi sıkıntı içerisinde. Çoğu zaman içerisinde ben de düşüyorum yani o burada daire olmamıza rağmen. Öyle bir etki yani. Evet. Alibet'le ilgili benim nazarıma çarpan bir noktada mektubatta 19. mektupta sual edilen bir nokta var. Ee, diyor ki neden diyor şuradan mektubat verme imkanım var mı bana ya? Ben Tabi Tabii en var olsun. Şeyden değil sadakatından değil de sayfayı bulamıyorum. Evet. Neden diyor? Hilafet-i İslamiye Ali Beyt-i Nebevi'de etmedi. Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Malumunuz yani e, hilafet Hazreti Ali'den sonra e, Hazreti Hasan bir 6 aylık bir dönem e, vazife yapıyor. Ondan sonra artık saltanat şeklinde dönüyor. Tabi sual çok orijinal. E, yani neden hilafet Makamın Nebi'den devam etmedi de işte e, farklı ellere geçti. Layık ve müstahak olanlar onlardır diye. Şimdi verilen cevap çok önemli. El cevap saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Ali Beyt ise hakaiki İslamiye'yi ve ahkamı Kur'an'ı muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin ve Ömer İbni Abdülaziz Emevi ve Mehdi Abbas'ı gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Yani çok mümtaz birkaç şahsiyet çıkmış. Yani saltanatı e, maneviyle ile saltanatı idareyi aynı anda götürebilecek hiçbir sapma bir hata yapmadan e, nebi kıvamında tabiri caizse nebi gibi değil ama nebi kıvamında şuurunda bir saltanat idaresi hilafetle beraber götürülmesi çok zor olmuş. Birkaç tane şahsiyet çıkmış. Sonra peki bakın halbuki Mısır'da alibet namına teşekkür eden devleti Fatimiye ve hilafeti Afrika'da muvahhidin hükümeti İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki bak saltanatı dünyeviye Ali Beyt'e yaramaz. Vazife-i asliyesi olan hıfsı dini hizmet-i İslamiyet'i onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. Şimdi ben bunu okurken saltanat kelimesinin kelime manasına baktım. Genel itibariyle şöyle bir hata oluyor bende. Belki sizde olur diye söyleyeyim. Ee, bazı kelimelerin anlamını biliyoruz zannediyoruz ama o kelimenin başka başka anlamları çıkıyor. O anlamlar risale içerisinde bizim farklı manayı anlamamıza vesile olabiliyor. Şimdi saltanatın iki manası var. Birisi hakimiyet ve kuvvet. Bu kısım idare kısma bakıyor. Yani aslında suale irtibat olan kısım bu mana. Ama saltanatın diğer bir noktası var ki burası çok önemli bizim için... Yaşantıya bakan bolluk ve rahat. Yani saltanatın yalnızca idareye bakan kısmı yok. Yaşantı noktasında da saltanatın e, sen söyle bolluk ve rahat noktasında bize bakan tarafı var. Şimdi ne dedi burada? Bakın saltanat dünyevi aldatıcıdır. Yani kime dünya açılıyorsa maalesef hizmet sahasında da dini yaşantında da bunu herkes mutlaka müşahede eder. O adam ahiret kapıları yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. İmkanlar arttıkça kalite düşmeye başlıyor. İmkanlar ondan sonra arttıkça hizmete, maneviyata olan yöneliş maalesef maalesef azalmaya başlıyor. Doğru mu? Böyle. Böyle olmaması lazım ama böyle. Yani çok zor ikisini beraber götürmek. Şimdi ne dedi bak burada? Saltanatı dünya ve alibete yaramaz. Vazifeye aslıyası olan hıfzı dini, hizmeti İslamiyeti onları unutturur. Şimdi saltanatı ikiye ayırdığımız zaman idari kısmı olan saltanatı da biraz temas edelim. Yani idare olan hilafet makamı şu anda siyaset makamı olarak düşündüğümüz zaman Üstad Hazretleri saltanatın iki noktasında da alibet şuuru taşımakla mükellef olan Nur talebelerini yani bizleri iki tane zehire karşı Kur'an'dan çıkarmış olduğu pan adeta eğitime tabi tutup muhafaza etmek için uğraşmış. Yani siyaset kısmı gelince mesela benim vazifem neydi? e, ee, hizmeti hıfsı din ve hizmeti İslamiye. Şimdi idare kısmındaki saltanat nedir? Özellikle siyaset, gaflet verecek, dünyaya boğduracak, hakiki vazifeyi, insaneti ve ahireti unutturacak en geniş daire siyaset dairesidir. Ha, demek ki Ali Beş şuurunu taşımak istiyorsak yapmamız gereken şey nedir? Siyasetten mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Tabi iştinabı siyaseti de çok iyi anlamak lazım. Üstad Hazretleri siyasete hazıraya karşıdır. Siyasete karşı değildir. Ya yani çoğu zamanda siyasetle ifade etmiş olduğu kelime manası bu zamanki bozuk siyasettir. Siyaseti İslamiyet'ten sökemezsiniz. Yani önemli, önemli, bir rütbedir ama esas değildir. Ama önemli bir rütbedir yani. Makamı var mıdır? Vardır. Ama bu zamanki siyaseti hazıra, yalana çok revaş verdiğinden dolayı, dolayısıyla zulme de çok revaş verdiğinden dolayı, Üstad Hazretleri ne yapmış? Risale-i talebelerini siyasi maneviyede istidam etmiş. Burası çok önemli. Bakın siyasi manevi ile siyasi idareye aynı anda muvaffak olan bunu yapan zatlar az olduğu nazara verildi. Ha neye dikkat edeceğiz? Şimdi siyaseti maneviyenin hizmet sahası dardır. Yani mahdut kişilerle uğraşırız. Fakat siyasi maneviyenin en önemli hizmeti siyasi idareye yer ihsar etmektir. Yani post ehilleri o taht ehillerini yetiştirir. Buna misal verecek olursak Ak Akşemseddin Hazretleri post ehliydi, Fatih Sultan Mehmet taht ehliydi. Özellikle Osmanlı bu siyasi manevi ve siyasi idariyi böyle çok e, senkronize beraber yürüttüğü zamanlarda maddi manevi fütuhatları elhamdülillah e, kazanmış. Fakat siyasi manevinin hususiyeti nedir? Siyasi idariyenin asla ve asla emrine girmez. Adeta siyaset üstüdür. Bunu nereden söylüyoruz derseniz... Hemen Risale'de iki tane misal verebiliriz. Bir tane e, bir tanesi galiba sikke tasdik gaybi de geçiyordu. Zembilli Ale efendi ne yapmış? İşte Kanuni Sultan Süleyman bilmem nereden çeşmelerden su getirmiş. Demiş ki efendim nasıl buldun bu hizmetimizi falan. E, o da ne demiş? Sen demiş Avrupa'dan getirdiğin gayri İslami kanunlarla öyle bir affedersin defi hacet yaptın ki bilmem nereden su getirsen temizleyemezsin. Bakın Kanuni Sultan Süleyman'a söylüyor bunu. Yani muhteşem Süleyman diye Avrupa'nın dünyanın titretmiş olduğu bir zata Şeyhülislam makamı yani siyasi manevi, siyasi idareyi rot balans yapıyor. Bir misal daha verebiliriz. Nereden? İşaret e, ricamının sonunda geçen e, Hızır Çelebi. Fatih Sultan Mehmet'in bir Yahudi mimarının eli kesmesi. Ve beraber işte kendisi mahkum oluyor. E, mahkum oluyor. Mahkemeye çıkarılacak. Fatih Sultan Mehmet içeri giriyor. Düşünün şimdi. Karagrafik aleminize canlandırın. Ama geçecek şuraya oturacak. Padişah. Hızır Çelebi ne diyor? Oturma beyim diyor hasbunla müdafaa-i şehri olacaksın. Onunla beraber ayakta bekle. Çağ açıp çağ kapatan bir bir padişaha sen rot balans eve veriyorsun. Dikkat edin. Siyasi maneviye bu kadar üst mertebededir yani. Sonra hüküm padişahın eli kesilecek. Ya sen işte padişahsın çağ açıp çağ bir tane Yahudinin de elini kesmişsin nedir falan yok yani bak. Ne yapıyor? Hüküm bizatihi uygulanıyor. Sonra işte mimarın biliyorsunuz e, caymasıyla beraber bir kanun bir ceza veriliyor. Sonra o, Fatih Sultan Mehmet de onu artıraraktan karşı tarafın diyetini ödüyor. Bakın siyasi maneviye böyle bir üst rütbededir. Şimdi Üstad Hazretleri bize hattı çizmiş. Şimdi sen bu, hem bu eserleri alacaksın hem de siyasi idareye karıştığın zaman işte yapanları gördünüz ne oldu? İhanet şebekesi olup çıktılar. Çizilen hattı mutlaka riayet etmek zorundayız. Çünkü bu çizilmiş. Yani Hz. Ali'nin soyundan gelen işte o nesli mübareke nasip olmamış olan o iki idareyi yapamayacağını anlayınca Yusuf Hazreti demiş ki siz buna karışmayın. Siz işiniz bu değil diyor yani. Yeriniz, e, olmanız gereken yer burası. Ha bugün biz siyasi idarede de fütuhat bekliyorsak yapmamız gereken şey nedir? Ali Bey şuurunda siyasi manevi noktasında azami gayet içinde olmamız lazım. Şu anda biz ne yapmışız? Gözümüzü siyasi idareye dikmişiz. Oradan gelecek olan fütuhatı bekliyoruz. Değil. Mehdi meselesinin, anlaşılmamızın en büyük sebebi siyasi Mehdi dediğimiz, ondan sonra e, beklenilen zatın yüzde birlik alanda yapacağı fütuhattır. Yüzde doksanda fütuhatı yapacak olan Mehdi Ali Resul'dür. Ama nazarlar o kadar o tarafa dönmüş ki, kitlenmiş ki herkes orayı bekliyor. Herkes oraya beklerken bizim nur talebeleri de maalesef öyle bir öğreti var. İçtinabı siyaseti domuz eti gibi haramiyet noktasında asla ve hatta bulaşmayacağız şeklinde anlıyor. Ben soruyorum peki Mehdi gelse ne yapacaksın? Sen tabi olamazsın ki. Çünkü siyasi canitten gelecek. Ona da siyaset yapma diyeceğiz yani. Herhalde öyle çıkacak netice yani. Ey Mehdi siyaset yapma öyle gel bakayım şuraya sen. <laughs> mesele oraya gidiyor. Karışıyor hatlar. Bir diğer noktadan da yani yaşantı olarak saltanat yani bizim içinde bulunduğumuz rahat sevgisi, imkanların artması, işte konforun artmasıyla beraber içinde bulunduğumuz hizmet imani ve Kur'an'ı maalesef hak ettiği değeri vermeme noktasında da Üstad Hazretleri bize birçok ikazda bulunuyor. Bakın 21. lema ifade neydi? Omuzumuza ihsan-ı ilahi olarak konulmuş Bakın ihsan-ı ilahi. Böyle bir hizmeti de işte rahat sevgisi... Ee, sen söyle imkanlarla işte e, manevi saltanatla kaybetmemek adına e, diyor ki ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifeniz kusiyedir, hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymetedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Yani böyle bir kuvve, hizmet, imane ve Kur'an'ı içerisindesiniz. Aman he saltanat sizi aldatmasın. Çünkü saltanat ne dedi? Ali Beyt'e maalesef yaramıyor. Diğer bir nokta Evet Ali Beyt'in bir vasfı da birazcık böyle e, ürkütücü bir yer. Aleyhissalatü Vesselam mükerrelen ihbar etmiş ki benim Ali Beyt'im benden sonra yelkavna katalen ve teşriden yani katle, belaya, nefye maruz kalacaklar. Yani manevi Ali Beyt şuurunda olmak istiyorsanız bunlarla yüzleşeceğimizin farkında olacağız yani. Katle, belaya, nefye maruz kalacağız. Hakarete uğrayacağız. Belki kovulacağız. Ondan sonra, belki ondan sonra Allah'ıma yani e, şehitlik nasip etsin. E, belki öldürüleceğiz. Ne olacaksa olacak bir şeyler olacak yani. Peki niye ya bu? Şimdi Üstadın hayatından da bakalım buna. Beni nefsimi kurtarmayı düşünen hotgen bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin diyor imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 kusur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim, cefa görmediğim, eza kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Manevi alibiyet derseniz rütbe lazım abi. Rütbenin de şeyi bu işte bunlar. Yani bugün gün alim ayete gittiğimizde diyecekler ki yani din mümin İslam için sen ne çektin yani. Bir gün bir sahabe gelir ya Resulullah anam babam sana feda olsun diyor. Öyleyse be bela ve hazır ol. Evet yani böyle. Yol böyle yolcu ne yapsın yani. <laughs> Bak bu kadar sıkıntı çeken zat geçen mektubu çalışırken dikkatimizi çekti. Bizim kadar büyük bir hizmette az meşakkat çakır olmamış diyor. Böyle kafayı duvara burası görüyor? Ya nasıl abi daha ne çekeceksin? Daha hani bu kadar yani 80 kusur sene boyunca ve izinsiz, tatilsiz hizmet yapmış. Bak izinsiz, tatilsiz, gafletsiz vazifeyi ifa etmiş. Ha, duyurmuş. Bir de zahirde bakın öyle zor şartlarda ki işte Barla'ya gitmişliğiniz vardır yani. O zamanlar Barla'ya karasal ulaşım da yok yani. Oraya gönderiyorlar orada unutulsun gitsin yani. Orada vazife yapacak, etrafında da böyle köylü adamlar yaz. Ya, nasıl bir şevk, nasıl bir iman yani. Oradan bütün dünya bunu okuyacak diyecek kadar emin yani. Hatta bir tane talebesi böyle, ya, biz böyle yazıyoruz, kim okuyacak falan filan derken öyle demiş yani. Bu gün gelecek bütün dünya bunu okuyacak demiş yani. Şu anda kaç kusur dile çevirmiş vaziyette. Şimdi bakın manevi bir gadr var ortada. Ha nefi var. Yani şunu anlayacağız ki evet bu yol bu. Yani kimse e, çok böyle sıkıntısız şekilde hizmet hayatı sürdüremez. Bunun sebebi nedir peki? Bunun sebebi taşınacak olan yükün ağırlığından kaynaklı kaslarımızın gelişmesi içindir. Üstad Hazretleri i̇şaat i Ricaz'da ala ayetini tefsir ederken diyor ki Risalet ve teklif yükünün pek ağır olduğuna ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaları fırtınaların şedaidine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin de ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına işarettir. Şimdi çok ağır bir yükü yüklemek istiyorsanız yükleyeceğiniz kişinin ne yapacağınız o kas sistemini, vücut yapısını o yüke göre ayarlamanız lazım. Çünkü yükün hafifletemezsiniz. Risalet vazifesi ve velaset-i makamından gelen vazife ne olmuş? Bizlere kalmış. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hatun ile enbiya. Daha peygamber gelmeyecek ama insanlık tarihi devam ediyor. Peki insanlık tarihi devam ediyorsa irşat vazifesi yok mu? Var. Peki irşat vazifesi varsa peygamber gelmeyecekse bunu kim yapacak? Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. He, demek ki ümmetin alimleri yapacak. Yani Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelen zatlar, aktaplar ve imamlar yapacaklar. Peki bu vazife çok ağır. Ne olacak? E bunları ne yapmamız lazım? Kuvvetlendirmemiz lazım. İmam-ı e, Rabbani mektubatında diyor ki ahir zamanda öyle büyük günahlar işlenecek ki öyle bir manevi tahribat yapılacak ki anladığımı söylüyorum. O tahribatı diyor kurtaracak ve düzeltecek ancak bir ululazım peygamber olur diyor. İşte mütekeliminden biri gelecek dediği manayı ifade ediyor aslında. Çünkü çok ağır bir yük. Şimdi bu ağır yükü yükleyeceğin ne yapman lazım? Yükü indiremezsin, hafifletemezsin. Ne yapacaksın? Taşıyacak omuzları kuvvetlendirmen lazım. İşte bütün bu manevi sıkıntılar vesaireler hepimizde bir açılım netice veriyor. Üstad hayatın, üstadın hayatına bakın. Ee, en böyle cami eserlerin yazılmış olduğu yerler hep sıkıntılı ortamlardır. Denizli hapishanesi, meyveli sahnesi. Değil mi? Kastamonu, Ayetel Kübra. Afyon hapishanesi ki çok soğuk ve şiddetli ondan sonra nefi ve şey var. Tarasutlar var hapishanede. El Hücretü Zehra. Dönüyorsun Eskişehir Hapishanesi'nde değil mi? Neydi? 6 Esma'nın 30. Lema. lema. Yani sıktıkça açılıyor, sıktıkça açılıyor. Demek ki sıkıntılar, manevi zorluklar değil mi ne yapıyor? Açılma sebebiyet veriyor. Ya bugün e, maddi sahada da bakın, maddi sahada da gelişimi sarf eden, gelişen insanların hepsi hep bir sıkıntı çekmişler yani. Ciddi bir ondan sonra zorluk görmüş, ondan sonra Cenab-ı ne yapmış? O maddi işte... Ee, onu muvaffak etmiş. Yani yan gelet Osman bir dönüm bostan şeklinde ne maddi ve ne de manevi bir teraki olmuyor. Dolayısıyla e, manevi alibetten olacaksak manevi alibette hizmet-i imani ve Kur'an'ı işte hıfzı din ve hizmet-i imaniye bulunacaksak evet yolumuz içerisinde böyle zorlukların olacağını bileceğiz. Bütün bu zorluklar bizim gücümüzün artması o yüklenen ağırlığı kaldırmak noktasında bir idmanı. E, Rabbani hükmünde olacak yani. Bunu bildiğimiz anda o zaman o yük elhamdülillah bize yük olmaktan çıkar. Zaten eğer yaptığımız işi özellikle hizmet sahasındaki yaptığımız işi fıtratımızla mezzettiğimizde Sebebi Hayatım Risalud diye üstad mesela. 10 minvalde bir şey yaptığımızda artık o iş yük olmaktan çıkar. Zaten o iş yük olmaktan çıktığı anda bilin ki manevi alibetle çok ciddi bir rabıtanız olur. İslamiyete, imana ve İslam'a cibili bir taraftarlık ortaya çıkar. Yani bütün dünya gelse sizi yolunuzdan çeviremez. Artık burada ne oldu? Cibili bir taraftarlık ortaya çıktı yani. Üstad Hazretleri Ali Beyt'in bir manasını da onun e, nazara veriyor. Ali Beyt'te karabet esas değildir. Üçüncü nüktede e, Efendimizin İllel mevette fil kurba ayetinin bir kavle göre manası Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vazife Risaletin icrasında mukabil ücret istemez. Yalnız Ali Beyt'ine mevetteti iste, istiyor. Fakat şimdi bu istiyor ama eğer denilse bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir faide gözetilmiş oluyor. Yani akrabayı tarikatını sevdirmek için uğraşıyor desek. Haşa. Halbuki inne kum indallahi kum. Allah indinde en iyiniz takva sahibi olanlardır. Yani o zaman ya niye ben Ali Beyt'i sevim takva sahiplerini sevmem lazım değil mi? Sırrına binayen karabeti nesliye değil. Belki kurbiyeti ilahi noktasında vazife-i risalet celan ediyor. Ha, demek ki ne anlayacağız buradan biz? Biz eğer manevi alibet dersek, alibet şuurunda olacaksak bizim için karabetin önemi olmaz. Meşhur bir e, söz var. Anlasa diyor uzağım yakınımdır. E, neydi? Anlamasa yakınım uzağımdır. Şimdi bizim akrabalık kan bağıyla irtibatlandırıyoruz. Alibet şuurunda olan için kan bağıyla akrabalığın önemi olmaz. Bunu nereden e, delilendireceğim? İkinci mektupta diyor Üstad Hulusi abiye. Ben bana bir hediye gönderdin. Gayet emniyetli bir kaydımı bozmak istersin. Ben demiyorum ki kardeşim ve birader zadem olan Abdülmecit ve Abdurrahman'dan kabul etmediğin gibi senden kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri, bak onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan herkesin hediyesi reddedilse seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Diğer bir mana bakın. Aziz kardeşim Çendan Abdülmecit benim nesebi kardeşim. 20 sene talebemdir. Fakat ne o ve ne hiçbirisi benim hulüsüme yetişemiyor. Normalde Ali Bey şuurunda olacaksak olmamız gerekiyor ki olacaksak da mesela ben Furkan benim e, sen söyle davamı dava edilmişse Furkan benim evladımdan bana daha önemli olması lazım. Yani Furkan mı Mustafa mı dediğimde cibilli olaraktan ya yani, karabetten oğlu Mustafa olur ama ne olması lazım benim şuurumda? Evet Furkan'ı benim öne koymam lazım. Neden? Çünkü manevi Ali Beyt şuurunda olacaksak eğer bizim yaşantımız beyt üzerinden olmaz. Beytimiz üzerinden olmaz. Ali Beyt üzerinden olur. Ali Beyt şuurunu taşıyan uzağın da olsa yakınındır. Ali Beyt şuuru taşımıyorsa yakınım da olsa uzağın olması lazım. Bakın bununla ilgili bir ayet-i kerime. Nuh Aleyhisselam oğlu hakkında ne diyor? O benim ailemdendir diyor. Dua ediyor gemi almak için. Cenab-ı Hak ne diyor? O senin ailenden değil diyor. Peygamberin oğlu Nesebi karabet var, kan bağı var. Hayır diyor, o senin oğlun değil diyor, senin ailenden değil diyor. Ha demek ki bir beyt var, bir de alibet var. Şimdi betle alibet çarpıştı mı, zıtlaştı mı? Tarafımız ne olacak bizim? Alibet olacak, alibet şuur olacak. Peki betle alibet nasıl çakışır? Yaşantı olarak, fikir olarak çakışır. O yüzden yani evlilik e, müessesesini biz kurmaya başladığımızda. Yani o şuurda olmamız lazım ki sistem doğru temas edin. Şimdi evleniyoruz, evleniyorlar ondan sonra yalnızca güzelliğe bakıyor. Bakmıyor Ali Beyt'ten midir? Yani Beyt'i bile belli olmuyor bazen. Tamam mı? Güzel olsun da ne olursa olsun diyor. Evleniyor. Hiçbir ondan sonra bir manevi açıdan değerlendirme yok. Ondan sonra aklı başına geliyor. Ali Beyt şuurundan bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Sonra dönüyor Beyt'i Ali Beyt yapmak için uğraşıyor. Oo, dur bakalım hemen olur mu o iş? Işte? Bir e, eğitim süreci lazım yani. Eğitim süreci lazım. Ha şimdi burası da önemli. Kendi dünyamıza da biz mesela evlerimizi e, hangi şuurda doldurduğumuza da bakacağız. Mesela Üstad Hazretleri diyor ki evlerinizi birer medresi nuriye yapınız. Nuriye haline getiriniz. Medrese ders yapılan yer. Nuriye nur derslerin yapıldığı yer medreseye nuriye oldu. Şimdi evlerimize bakalım. Evlerimizde neyin dersi yapılıyor? Dizilerin dersi yapılıyor sinemanın dersi yapılıyor. O zaman o ev ne olur? dizi iyi olur. Evde ne yapılıyor? Instagram, işte sosyal medya izleniyor, reels izleniyor. O ev ne olur? Medrese, Instagram olur. Onun dersi yapılıyor çünkü. Sen o zaman oradaki o beyti hiçbir zaman alibet manevi şuuruna ulaştıramaz. Sıkıntı yaşarsın. Ne yapmam lazım? Kendi yaşantımı da alibet şuurunda yaşamam lazım. Evdeki vaziyetlerimiz bu, bu noktada çok önemli. Maalesef ben şimdi e, kendi dünyamda da bu zaafı görüyorum. Sen medresede yaşıyorsun. Elinden gelen takva, işte kılın, kıyafetin, namazın. Ama hafta sonu oluyor. Tatil Müslümanın katili gibi. Bakıyorsun adam evde hafta sonu e, şeyle Avrupa frenkleri gibi yaşamaya başlıyor. Yani. Elde kumanda, şortları giymiş. Ondan sonra üstü çıplak aa, yatıyor. Çocuk evde bakıyor. Ulan, bu adam medreseye gittiğinde böyle. Eve geldiğinde böyle. Arada acayip bir tezat var. Yani şimdi o şuuru sen nasıl aşılayacaksın yani? Alibet şuuru İslam davasının insanlı şuurunda canlı olma halidir. Mesela e, Osmanlı'nın en azından şu anda dizilerden falan mutlaka görülüyor. Ya mesela bir şey tanık olmuştum. E, bu kuruluş Osman şey mi dilliş Osman bir şeyde. adam çocuğu Orhan'a hep böyle dava şuuru aşıladı işte. Onunla böyle cenk yapıyor, idman yapıyor falan ondan sonra e, böyle kılıç şey yapıyorlar. çatışması yapıyorlar, idmanı yapıyorlar. Neyse. Tam öldürecek diye bak diyor. Ben acırmamadı, Düşman acımaz diyor. işte boşluk bırakma falan filan diyor. Ondan sonra oral evlilik yaşına geliyor. işte efendi birisini seviyor diyor ki sen diyor şu Beyliğin diyor kızını alacaksın sen diyor. Bizim diyor işte davamızın inşafı bununla evlenmen lazım diyor senin. Adam da gidiyor, kızı bırakıyor sevdiğini. Gidiyor istemediği Beyliğin kızını alıyor. Şimdi sen düşünsene böyle bir şuur var. Anne dava şuuru, baba dava şuuru. etraf dava şuuru. E tabi o zaman da orhan oluyor işte bu adam yani. Şimdi bakıyorsun bütün beytten gelen bir dava şuuru var. Ben şimdi arabada gelirken mehteranı açıyorum böyle. Hoşuma gidiyor benim böyle hislerimi biraz da eskiden tribünlerde çok boy gösterdiğim için de o damarım var da benim böyle heyecan alıyorum. Açıyorum mehteranı, açıyorum böyle, böyle camları. Tamam dinliyorum dinliyorum. Ne diyorum? Şu müziklerle sürekli hem hay adamlar böyle şuur var. Bu var. adam yani şey mi? Ta gitmiş Viyana'ya kadar dayanmış yani. Ondan sonra durur mu adam yani? Yiyorsun tabiri caizse gazı. Öyle bir dava şuuru var yani. Şimdi bu dava şunu yerleştirdik. Uğraştık, 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 uğraştık. Elimizden gelen her türlü imkanı yaptık da evladımız bizi dinlemedi. Şunu da bileceğiz ki intihaptaki ihtiyar herkesin kendi elinde. Ha o zaman o işte senin beytinden olmayacak yani senin beytinden değil o yani. Ya Cenab-ı Hak Allah muhafaza böyle imtihanlarda muhafaza eylesin. Amin. Son bir şey daha okuyup ondan sonra bitiriyorum. Yedinci lemada geçen bir yer. <laughs> Metalon fit Tevrat fıkrası ihbar ediyor ki sahabeler ve tabiinler ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak, cephelerinde kesede sücuttan hasıl olan hatemi velayet nevinde alınlarında sikkeler görülecek. Ha bak dedi dedi ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak. Demek ki dış işten haber veriyor. Cephelerinde kesedi sucuttan hasıl olan bir hatemi velayet nevinde alınlarında sikkeler görünecek. Evet istikbal bunu vuzuh ile katiyet ile parlak bir surette ispat etmiştir. Evet o kadar acı fitneler bak o kadar acı fitneler. dağda siyaset içinde gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi bin rekat namaz kılan ve tavusu Yemeni gibi 40 sene yatsı abdesiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zatlar meteluhun fit tevrat sırrını göstermişlerdir. Peki e, Ali şuurunu taşıyan en yakın e dönemdeki insanlar kimler? Ashab-ı kiram radıyallahu anh ve tabi metebe tebe tabi. Doğru mu? Bakın Zenel Abidin bunun bir menarı. Ne diyor? Acip fitneler ve dağdai siyaset içinde gece ve gündüzde bir rekat namazı bırakmamış, terk etmemiş. Tavsu yemini 40 sene atması, yatsı atması ile sabah namazı kılmış. Yani bizim gibi dizi izleyerek sabahlamamış adam. Yani onu ibadetle geçirerekten böyle bir ondan sonra şuur halinde. Ha demek ki manevi Ali Beyt'in en önemlisi gıdası nedir? Ubudettir. Ubudiyet nedir? İkiye ayıracağız. Ubudiyetin bir fikir boyutu var. Bizim dairemizde hakayık imanla ciddi meşguliyet. Diğer tarafı da işte derslere gelme ve ibadetlerimiz. Bunun esi olmaz. Mesela müzikte es önemlidir. Es durak demek. Siz mesela notalar arasında durakları koymadınız mı oradan melodi çıkmaz. Olur. Ama aralara şey koyduğunuz zaman, esleri koyduğunuz zaman, durakları koyduğunuz zaman oradaki artık sesi yavaş böyle bir musiki haline gelmeye başlar. Yani müzikte es güzeldir. Ee, i̇mlada noktalamalar, virgüller, duraklamalar güzeldir. Amma velakin marifetullah eğitiminde, ubudiyet şuurunda, manevi alibet şuurunda es olmaz. Yok tatildeydim. Yaz yazda geldi gaflet zamanı. Ondan sonra bana ilişme diyor. Yazın diyor bana ilişme. Tamam. Kışın işler çok yoğun. Bana ilişme. Tamam. Hafta sonu ilişme, ailene geleceğim. Tamam. E ne zaman ilişeceğiz? Ne zaman ilişeceğiz yani? Üstad yaz zamanı, gaflet zamanı derken bize emir vermiyor yani. Yazın geldi, gaflete girin mutlaka ama terk etmeyin diye bir emir değil. Yani yaz zamanı gaflet zamanıdır. Buna göre manevi önemlerinizi alın, dikkat edin demektir. Şimdi derslere bakın. Değil mi? Ne kadar ondan sonra yazın düşüyor. Okumalar düşüyor. Ondan sonra hakayk imanine meşguliyet düşüyor. E böyle en ufak şeyde Zeynel Abidin gibi zat fitneler ve dağlar içerisinde bakın böyle bir ibadet şuurunu, ubudiyet şuurunu kaybetmemiş. Ha demek ki manevi alibetin en önemli olmazsa olmaz şartı nedir? Es vermeden yani essiz bir şekilde marifet eğitimi, derslere iştigal, hakayık imanıyla ciddi meşguliyettir. Bu şuur manevi Ali Beyt şuurunu bizim dünyamıza canı tutacak en önemli de budur. Bunun ondan sonra duraksaması olmaz. Ne zamana kadar? Son nefesi verene kadar bu mücadeleyi yapmak da mükellefiz. Çünkü nerede olduğumuz değil, nerede bitirdiğimiz önemlidir. Sahabeyken dönem olmamış mı? Sayfa 109 mektubatta. İçinizden birinin diyor, diyor dişi cehennemde Uhud daha kadar olacak. Ebu Hureyre ve Huzeyfe'nin içinde bulmuş olduğu mühim bir ondan sonra şeyde birisinin dinden irtidadından bahsediliyor. Oradaki kişi Müseylimi Kezdab'ın dairesine geçmiş. Bak neredeyken nereye gitmiş. Şimdi bu kadar tehlikeli bir durum var. E peki yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundayken böyle bir sapma olmuş da ümmetin en deşetli zamanı olan ahir zaman. Değil mi? En dehşetli zamandayız ya. Bizim bu endişeyi daha çok taşımamız lazım değil mi? E bunun neyi es yani tatile gidersin, tatilde yanıma ne alayım diye sorduklarında hemen vereceğimiz ya kitabımız olacak yani. Tatil yapmayayım demiyoruz ama kitapsız, okumasız tatil mi olur? Ondan sonra derslere iştigalimiz azalıyor. Yani dersler manevi bir ihtiyaçtır. Bunun e, kişilerle irtibatlandırarak derse gelme, işte e, sen söyle işte ee, işte o varsa ben gelirim şeklinde derse gelme olmaması lazım. Bunlar yanlış uygulamalar. Bunlar hepsi bizi işte manevi alibet şuurundan uzaklaştırıyor. Ondan sonra manevi, manevi alibet şuurundan uzaklaştığımız anda bu zamanda farkında olmadan Süfyan'ın beytine doğru yanaşmış oluyoruz. Allah korusun. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Subhaneke la illa entel ve ahru elhamdülillahi alim el thank you